Şimdi ürünümüzün kutusu içerisinden neler çıkıyor bir kontrol edelim isterseniz. Ürün bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ürünü söylediğim gibi Türk Telekom ofisi bayilerinden ya da evinize gelen teknik ekiplerden temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kutusunu açtığımızda ürün içerisinde arkadaşlar bir adet hızlı kurulum kılavuzu çıkıyor. Bir adet garanti belgesi. Bir adet de kurulum kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Ana ürünümüz, bütün işi yapacak ana ürünümüz bu arkadaşlar. Nokia Beacon 1.1. Bu şekilde bir ürün. Yanları oval şekilde. Burada havalandırma kanalları yer alıyor. Burada LED ışığımız yer alıyor arkadaşlar. Hemen arka bölümünde WAN girişimiz, 2 adet LAN girişimiz bulunuyor. Power girişimiz, açma kapama butonumuz. Ve burada da VPS ve reset butonumuz yer alıyor arkadaşlar. VPS'i daha önceki videolarımızda aktarmıştık. Kablosuz olarak bağlantı sağlamanızı yarıyor. Burada reset butonundan da cihazı resetleyip yeniden kurulumu hazır hale getirebiliyorsunuz. Buradaki LAN bağlantılarından da cihazı mesh bağlantısıya bağladığınızda evinizin herhangi bir noktasından LAN bağlantısı yapabiliyorsunuz. Yani örneğin TV modeminiz evinizin salonunda. Cihazı modeminize entegre ettiniz ve mesh bağlantı sağladınız. Daha sonra evinizde herhangi bir kablolama yapmadan buradaki LAN bölümlerinden evinizdeki TV bağlantısını çalıştırabilirsiniz. Ya da herhangi bir televizyon bağlantısı, buna benzer internet gerektiren bağlantılar, bilgisayar bağlantısı, yerel ağ bağlantısı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüz de bu şekilde. Yine kutu içerisinden bir adet LAN kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bir de enerji için power adaptörümüz çıkıyor. Kontrol ettiğimizde 12 volt 1 amperlik bir adaptörümüz var arkadaşlar. Şimdi bağlantıyı nasıl yapacağız? Birlikte bunun incelemesini yapalım arkadaşlar. Adımlarına geçiyoruz arkadaşlar. Ürün kurulum için öncelikle arkadaşlar cihazımıza bir enerji bağlantısı yapıyoruz. Cihaz içerisinden çıkan adaptörüyle. Bağlantı yaptığımızda cihazımızın üzerinde beyaz bir ışık yanıyor. Beyaz ışık cihazın kuruluma hazır olduğunu gösteren bir ışıktır. Bu ışığın sönmesini bekleyeceğiz. Akabinde de mavi yeşil ışığın sabitlenmesini beklememiz gerekiyor. Şimdi bu bağlantıyı nasıl yapacağız? Cihaz bağlantısını isterseniz eğer modeminizin üzerinde VPS butonu varsa VPS yardımıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki VPS yardımıyla cihazı kablosuz ağı dışarıya dış ortama aktarabiliyorsunuz. Ya da isterseniz LAN girişlerinden bir kablo yardımıyla bağlantı yapıp eşleştirme yapabiliyorsunuz. Şimdi bu eşleştirmeyi nasıl yapalım? Öncelikle kablo ile yapayım isterseniz. Cihazımızın LAN girişine Ethernet kablomuzun yani cihaz içerisinden çıkan Ethernet kablosunun bir ucunu takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra diğer ucunu da Ethernet kablosunun modemimizin LAN girişlerinden birisine takıyoruz. Yani modemin LAN'ından almış olduğumuz internet sinyalini cihazımızın WAN girişine takıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımızda buradaki ışığın biraz sonra göreceksiniz eşleştiğini göreceğiz ve daha sonrasında mavi yeşil bir ışık yandığını göreceğiz. Bunun için kısa bir süre bekleyeceğiz. Yine bağlantıyı ben size göstereyim arkadaşlar. Buradaki LAN girişinden aldım. Daha sonra getirdim. Cihazın WAN girişine bağlantı yaptım. Gördüğünüz gibi cihazımız artık ana cihazla eşleşmeye başladı. Önce yeşil ışığımız yanıp sönüyor. Daha sonrasında ışığımızın sabitlendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki ışıklar arkadaşlar eğer kapalıysa yani burada ışık yanmıyorsa cihaz kapalı. Güç yok anlamına gelir. Beyaz ışık sürekli yanıyorsa cihaz başlatılıyor anlamına geliyor az önce gördüğünüz gibi. Mavi yeşil ışık veya mavi sürekli yanıyorsa bağlantı olduğunu gösterir. Sarı ışık yanıyorsa sürekli olarak bağlantının zayıf olduğunu gösterir. Örneğin sarı ışık yandıysa eğer bu da eğer cihazdan uzak bir mesafeye koyduysanız mesh bağlantısında burada sorun olduğunu gösterir. Bu cihazı modeme yakınlaştırmanız gerekiyor bu durumda. Kırmızı ışık sürekli yanıyorsa ne olur arkadaşlar? Burada bağlantı kötü veya bağlantı değil anlamına gelir. Yani evinizde yerleştirdiniz uygun bir noktaya cihazı. Fakat kırmızı ışık yanmaya başladı. Bu durumda bağlantınız kötü anlamına gelir. Sarı ışık yaktığınızda biraz daha iyi anlamına gelir. Mavi yeşil ışık yandığında da tam bağlantınızın olduğunu gösteriyor. Beyaz ışık bu şekilde yanıp sönüyorsa ne anlama geliyor arkadaşlar? Arka bağlantı kuruluyor. Yani VPS bağlantısı ya da cihazla LAN bağlantısı kuruluyor anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi ışığımız mavi yeşil olarak yanmaya başladı. Artık cihazımız birbiriyle entegre oldu.
Evet, cihazımız aktif hale geldi arkadaşlar. İsterseniz artık cihazımızı buradaki kablosuz ağda ve şifresiyle bağlantı kurabilirsiniz. İsterseniz de QR bölümünden telefonunuzu okutarak bağlantı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazı şu durumdayken access point olarak kullanmış olacaksınız. Çünkü cihazdan gelen internet sinyalini alarak direkt dağıtır pozisyonuna geldik. Cihazımızın bu durumdayken modemimizin Wi-Fi bağlantısı da aktif. İsterseniz buna bağlanabiliyorsunuz. İsterseniz de bu cihazın buradaki mesh adına bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu access point olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu cihaza ikinci bir cihaz entegre ederek mesh bağlantısını nasıl yapılandıracağımızı göreceğiz. Bu cihazımız aktif olarak kalsın burada. Yine bu ürünleri Türk Telekom ofis bayilerinden satın alabildiğinizi söylemiştik. İkinci cihazımızı aktif hale getirelim. Daha önce bununla ilgili yapmış olduğumuz testlerde arkadaşlar cihazları bağlantı yaptıktan sonra oldukça uzak mesafelerde etkin olduğunu görmüştük. Siz de bulunduğunuz ortamlarda, evinizde olabilir, ofisinizde olabilir, fabrika ortamlarında olabilir. Bu gibi yerlerde bu cihazları kullanarak Wi-Fi ağınızı genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci cihazımızın da enerjisini yine takıyoruz. Şimdi yine cihazımız beyaz ışık yanmaya başlayacak. Bu cihazımızın da aktif olmasını bekleyeceğiz. Ben ışıkları görmeniz açısından şöyle tutayım isterseniz. Bu cihazımız şuraya kabloyla bağlantı yapılmıştı. Bu cihazımız da şu anda beyaz ışık cihaz başlatılıyor anlamına geliyor. Bekliyoruz. Beyaz ışık yanıp sönmeye başladığında iki cihazı entegre edeceğiz. Yine entegrasyon işlemlerini isterseniz VPS butonuna basarak bu cihaz üzerindeki iki cihaz üzerinde VPS'lerden eşleştirebilirsiniz. İsterseniz de şöyle İsterseniz de bağlantıyı kablo ile eşleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki LAN bölümünden bir bağlantı alıyoruz. Ve bu cihazımızın WAN girişine takıyoruz arkadaşlar. İkinci mesh bağlantısı yapacağımız cihazın WAN bölümüne taktık. Şöyle gösterelim. Ana mesh cihazımız modemimizin LAN portundan cihazın WAN portuna bağlantı yaptı. Daha sonra uydu olarak ayarlayacağımız mesh cihazımız bunun WAN portundan bu cihazımızın da LAN portuna giriş yaptık. Şimdi buradaki eşleştirmenin aktif olmasını bekleyeceğiz. Ana cihazımız şu anda aktif olarak yapıyor. Burada gördüğünüz gibi ışığımız yanıp sönmeye başladı. Şimdi iki cihaz arasındaki eşleştirmenin tamamlanmasını bekliyoruz. İki cihaz arasındaki eşleştirme tamamlandığında yine aynı burada olduğu gibi mavi yeşil ışığın yandığını göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra kabloyu çıkardığımızda bu cihazı istediğimiz yere evimizin konumlandırarak mesh bağlantısı yapabiliyor olacağız arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi beyaz ışık cihazın bağlantıya hazır olduğunu, kurulum yapıldığını gösteriyor demiştik. Yanıp sönüyorsa eğer arkada bağlantı yapıyor. VPS yardımıyla ya da kablo bağlantısıyla bağlantı yapıyor anlamına geliyor. Bu eşleştirmeler yapılırken bir süre bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başladı ve eşleşti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana cihazımız mavi yeşil, uydu cihazımız mavi yeşil. Şimdi iki cihaz birbiriyle eşleştiğine göre artık bu cihazımızın kablo bağlantısını çıkarabiliriz. Evet, bakın kabloyu çıkarmama rağmen herhangi bir kesinti olmadı. Bu cihazın arkasında yani mesh olarak kullanacağımız cihazın arkasında herhangi bir kablo yok. Sadece kablo ana cihazımızda yani modemden gelen internet sinyalini alan cihazda WAN girişinden bağlı. Buradaki LAN girişinden bağlı. Ana cihazımızın, ana uydu cihazımızın WAN'ına bağlı. Burada internet bağlantısı var. Ve bu internet bağlantısını arkadaşlar bu cihazımıza kablosu olarak aktarmış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi bu cihazımızı evimizin herhangi bir yerine yerleştirdiğimiz zaman artık evimizde kablosuz bir mesh Wi-Fi ağı aktif olmuş oluyor arkadaşlar. Nokia Wi-Fi Beacon 1.1 ile. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki Wi-Fi yani modemden almış olduğumuz Wi-Fi evde çakışma olmaması için ve cihazlarımızın birbiriyle bağlantısında sorun olmaması için buradaki bölümden kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2.4 GHz, 5 GHz aktif. Hemen cihazlarımızın yan tarafında Wi-Fi bölümleri var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.4 GHz ışığımız söndü ve 5 GHz ışığımız söndü. Artık evimizde
modemden etrafa yayılan bir kablosuz ağ sinyali yok. Bunun yerine artık cihazlarımız devralıyor kablosuz bağlantıyı. Cihazdan gelen bağlantı, internet sinyali buraya geliyor. Daha sonrasında buraya da kablosuz olarak bağlantı yapıyor. Ve artık kablosuz ağımızı buradaki QR kodla bağlantı yaparak, ana cihazla bağlantı yaparak daha sonrasında evimizin her yerinde mesh olarak kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu size oldukça fayda sağlayacaktır. Evinizde ölü noktalar kalmayacaktır. Çünkü bunu modeminize yakın bir yerde, isterseniz bu kabloyu uzatabilirsiniz. Yakın bir yere konumlandırırsınız evinizin salonuna. Bunu da evinizin en arka bölümüne yerleştirirsiniz kablosuz olarak. Daha sonrasında herhangi bir sorun yaşamadan bağlantı sağlayabilirsiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken ışıkların rengi. Eğer sarı ışık yanıyorsa bağlantınız zayıf anlamına gelir. Yani bu ışığı görene kadar evinizdeki konumlandırmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu ışığı görmüyor, sarı ışık görüyorsanız bağlantı zayıftır. Bu nedenle ana cihaza yakın bir yere getirmeniz gerekiyor. Eğer bu ışık kırmızı yanıyorsa ve sürekli olarak yanıyorsa bağlantı yok. Bağlantı kötü anlamına gelir. Bu nedenle cihazın konumunu değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, cihaz bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Buraya yine Türk Telekom'dan satın alacağınız cihazlarla entegre yapabilirsiniz. Birden fazla cihaz buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu ağı daha da geniş bir alana yayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bu işlemi yaptık. Peki burada kablosuz şifreyi değiştirmek istediğinizi düşünelim. Yani burada cihazın altında yer alan, mesh bağlantısında yer alan bu kablosuz ağ adını, şifresini kullanmak istemeyebilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi Türk Telekom mesh N007F1 diye bir kablosuz ağ adı var. Şifresi de bu şekilde karışık. Siz bunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için cihazın arayüzüne gireceksiniz ya da cihazın uygulaması üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Bunun için de göstereyim size arkadaşlar. Cihazın arayüzüne arkadaşlar, mesh cihazının arayüzüne mesh.local adresinden giriyoruz demiştik. Kullanıcı adı soruyor. Kullanıcı adımız küçük harflerle admin. Şifremiz yine küçük harflerle Türk Telekom arkadaşlar. Burada oturum aç butonuna basıyoruz. Ve cihazımızın arayüzü ekranı geliyor. Cihaz bağlantısı geldikten sonra arkadaşlar ekranın sol bölümünde Wi-Fi bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra açılan bölümde gördüğünüz gibi ilk cihazımızın, ana cihazımızın kablosuz ağ adı ve şifresi yer alıyor. İsterseniz direkt olarak şifreyi değiştirebilirsiniz. İsterseniz hepsini de değiştirebiliyorsunuz. Buradaki 3 noktaya basıyoruz. Düzenle butonuna basıyoruz. Karşınıza gelen kablosuz ağ adını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine şifrenizi de buradaki şifreyi değiştirip kaydet butonuna bastığınızda cihazın kablosuz ağ adı ve şifresini siz belirlemiş olacaksınız arkadaşlar. Son derece kolay bir arayüzü var. İsterseniz bu arayüzden faydalanabilirsiniz. LAN bağlantılarınızı görebilirsiniz. Wi-Fi bağlantılarınızı görebiliyorsunuz. Burada isterseniz misafir ağ oluşturabilirsiniz. Yani evinize gelen kullanıcılar için kendi Wi-Fi şifrenizi vermek yerine onlar için bir Wi-Fi misafir ağ oluşturabilirsiniz. Onların şifresi ayrı bir şifre olur. Daha sonra isterseniz bunu etkinleştirip pasifleştirebilirsiniz. Ağ haritasını görebilirsiniz. İnternete bağlandığınız cihazlarınızı görebiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlardan cihazınızın 2.4 GHz ve 5 GHz'de hangi bağlantılarda, hangi iletim kanalından bağlantı yapabileceğini kendiniz tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Wi-Fi istatistikleri var. Cihazlar var. Bağlı olan cihazları görebiliyorsunuz. WAN bağlantılarını görebilirsiniz. Yine gelişmiş bölümde seçeneklerimiz yer alıyor. Buradan isterseniz de dili değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Nokia Beacon 1.1 mesh cihazımızın kurulum adımları da bu şekilde. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz. Daha önceki videolarımızda arkadaşlar Türk Telekom'un diğer Wi-Fi mesh ürünlerini de aktarmıştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden diğer mesh ürünleriyle de kontrol edebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Hangi ürün sizin için ihtiyacınızı görecekse, hangi ürün daha iyi kullanışlıysa buna karar verebilirsiniz. Hem özelliklerini takip edersiniz hem de ürünlerin nasıl kurulacağını hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.